belgeselimizin adı 1914-1915. 1914 çünkü 1914 Türk tarihinin belki de en uzun yılı. Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığı ve bizim harbe girdiğimiz yıl. 1915 çünkü 1915 Türk tarihinin belki de en kanlı yılı. Bu belgeselde 1914-1915'te size yakın tarihimizin en büyük yıkımının ve trajedisinin öyküsünü anlatacağız. Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'nın taraflarının ve şartlarının oluştuğu yıllar aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin çözülmesinin de hızlandığı yıllardı. Dünya milliyetçilik ve emperyalizm yüzyılını yaşarken iflasın eşiğindeki Osmanlı ekonomisi kapitülasyonlar sebebiyle bir türlü toparlanamıyordu. Giderek yaygınlaşan milliyetçilikler Osmanlı gibi çok uluslu klasik imparatorlukları İçten içe tüketirken sanayileşmiş Avrupa devletleri Asya, Afrika, Orta Doğu ve Balkanlarda emperyalist genişleme siyaseti güdüyorlardı. Yüzyılda Sırp, Rum, Bulgar ve ardından Arnavut ve Ermeni milliyetçilikleri Osmanlı İmparatorluğunu içten içe çökertiyordu. Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ise geniş Osmanlı coğrafyasının bir yerlerini en azından pazar olarak ele geçirmeyi hesaplıyordu. Mayıs 1880'de İngiltere'nin girişimiyle Avrupalı büyük devletler Berlin Anlaşması'nın 61. maddesinin yani Ermeni reformunun derhal uygulanması için Osmanlı Devleti'ne nota verdiler. Abdülhamit 5 Temmuz'daki cevabında Doğu Anadolu'da yapılan reform çalışmalarını anlattı. Ne var ki bu sorun gündemden hiç düşmeyecek, Birinci Dünya Savaşı'na kadar sürecekti. 2 yıl sonra Eylül 1882'de İngiltere gelişen milliyetçilik hareketini bahane ederek Mısır'ı işgal etti. Mısır Osmanlı Devleti'ne yılda 720 bin lira vergi veren ve istenildiğinde asker gönderen zengin bir eyaletti. Abdülhamit işgali protesto ettiyse de İngiltere Mısır'a tamamen hakim oldu. Artık İngiliz sömürge imparatorluğu için boğazlar yavaş yavaş önemini kaybediyor, Hindistan yolunu kontrol eden Süveyş kanalı, Mısır, Kızıldeniz ve Orta Doğu önemli hale geliyordu. Sanayide petrol kullanımının artması da İngiltere'nin gözünde Orta Doğu'nun cazibesini artırıyordu. Birkaç yıl sonra İngiltere bu siyasetin bir uzantısı olarak Rusya'nın boğazlarda hakimiyet kurmasına izin verecekti. Nisan 1880'de fanatik evangelist protestan William Gladstone'un iktidara gelmesiyle İngiltere geleneksel Rusya'ya karşı Osmanlı'yı destekleme siyasetini bıraktı. Gladstone'un deyişiyle Türklerin Avrupa'dan atılması siyasetine yöneldi. 1895 yılında muhafazakar başbakan Salisbury'de Türkiye pejmürdeleşip yavaş yavaş ölüyor diyecek, Osmanlı dışında ittifaklara yönelecekti. Bu gelişmeler İngiltere'nin Almanya'ya karşı Fransa ve Rusya ile ittifak yapmasına yol açacaktı. 1882 yılında İstanbul'daki Rus Büyükelçisi Alexander Nelidov, Çar 3. Alexander'a bir rapor gönderdi, Osmanlı'nın uzun süre yaşayamayacağını yazdı. Sık sık isyanların çıktığını belirterek bir kriz anında Rusya'nın İstanbul'a asker çıkarmak üzere hazır olmasını tavsiye etti. Nelidov'a göre Rusya İstanbul'a hakim olursa sıcak denizlere, Balkanlara ve Orta Doğu'ya da açılabilecekti.
1895 yılında İstanbul'da Ermeni patırtısı denilen olaylar patlak verdiğinde Nelidov aynı nitelikte yeni bir rapor daha yazdı. Çar bu raporu onayladı fakat daha zamanın gelmediğini belirtti. Zira o sırada Rusya'nın Karadeniz donanması zayıftı. Üstelik Rusya Orta Asya ve Uzak Doğu'da işgaller yapıyordu. Aynı anda birkaç cephede savaşması riskli olurdu. Çarlık Rusyası, Dünya Savaşı yaklaşırken Fransa ve ardından 1907'de İngiltere ile ittifak yaptıktan sonra artık zamanın geldiğini düşünmeye başlayacaktı. Osmanlı bir türlü olumsuz gelişmelerin önünü alamadı. Eylül 1885'te Bulgaristan Prensliği, Osmanlı'ya bağlı özerk bir eyalet olan Doğu Rumeli'yi işgal etti. Büyük devletlerden çekinen Abdülhamit askeri yollara başvurmadı. Görüşmeler sonunda Türklerin yaşadığı Kırcaali ve Pomakların yaşadığı Rupçoz yöreleri Osmanlı'da kalmak kaydıyla Doğu Rumeli eyaleti Bulgaristan'a bırakıldı. 1897 yılında Abdülhamit Yunanistan'ın saldırgan davranışlarına karşı büyük güçlerin karışmayacağını hesaplayarak askeri harekat emri verdi. Bir ay süren savaşta Osmanlı ordusu galip geldi. Büyük devletler araya girdi, Türkiye lehine bazı sınır düzeltmeleri yapıldı. Fakat bu zafer hasta adam görüntüsünü kaldırmaya yetmedi. Osmanlı'nın iç sorunları devam ediyordu. Dünya siyasetinde de yalnızdı. Bu durum Abdülhamid'i Almanya'ya yöneltecekti. Abdülhamid'in yabancı sermaye politikasının bir amacı Osmanlı ülkesinde ekonomiyi geliştirmek, diğer amacı iktisadi ilişkiler vasıtasıyla diplomasi yapmaktı. Tarihçi François Georgeon bu durumu şöyle özetler. Abdülhamid eğer büyük güçlerin Osmanlı İmparatorluğu'nda çok yönlü çıkarları olursa hasta adamın işini bitirmekten sakınacakları kanaatindedir. Osmanlı'ya göre devletin parçalanmasını hızlandıran ve büyük güçlerin iştahını kabartan hasta adam görüntüsünden kurtulmanın yolu batıdaki güçlü bir devletle ittifak yapmaktı. Fransa, Rusya ve İngiltere birbirleriyle ittifak yolunda oldukları için Abdülhamid'in ittifak yapabileceği tek büyük devlet Almanya'ydı. Doğuya yöneli siyaseti güden Alman İmparatoru Wilhelm açısından da yeni yatırım alanları ve pazarlar için Osmanlı coğrafyası son derece cazip bir alandı. Kaiser Wilhelm Osmanlı İmparatorluğunu ilk kez Ekim 1889'da ziyaret etti. 9 yıl sonra bir kere daha Abdülhamid'in konuğu oldu. Bu ikinci ziyaret zamanlaması açısından çok önemliydi. Abdülhamid 1890'lardaki Ermeni ayaklanmalarını sert tedbirlerle bastırmıştı. Avrupa'da yoğun bir Osmanlı karşıtı kampanya vardı. Böyle bir dönemde Wilhelm'in Abdülhamid'i ziyareti diplomatik bakımdan çok önemliydi. Alman İmparatoru gelmeden günler öncesinde İstanbul'da hazırlıkların başladığı görülür. İkinci Abdülhamid bu özel misafiri için gerçekten sarayı da İstanbul'da adeta seferber eder. Şale Köşkü yeniden düzenlenir eşyalarıyla birlikte. Sokaklar, bozuk yollar düzenlenir. İmparatorun geçeceği yollar parke taşlarıyla döşenir. Ve en ilginci çirkin görüntü oluşturacağı düşüncesiyle sokaklardaki sakatlar ve dilenciler toplanarak Darülecize'ye gönderilir. Tabii İstanbul'da daha imparator gelmeden hareketli günler yaşanmaktaydı. Özellikle Pera'daki alışveriş dükkanlarında seyahat hatırası satan, seyahat hatıralarını gösteren objelerle dolmuştu. Bu objelerden en ilginç olanı ve rağbet göreni ise yeşil mineli Osmanlı bayrağı ve Alman bayrağı bulunan gravat iğneleri çok rağbet görmektedir imparatorun gelişi anısına, seyahat anısı olarak.
İmparator Wilhelm ve İmparatoriçe Augusta Victoria, görkemli Hohenzollern yatıyla gelerek Dolmabahçe rıhtımından karaya çıktılar. Cuma selamlığı törenleri haricinde sarayından çıkmayan Abdülhamit rıhtıma gelerek onları bizzat karşıladı. Abdülhamit, İmparatoriçe Victoria'nın elinden tutarak yattan inmesine yardım etti. İslam halifesi sultanın bu jesti, Avrupa aristokrasisinde nazik ve centilmence bir hareket olarak değerlendirildi. Akşam Yıldız Sarayı'nda imparator ve imparatoriçe onuruna Batı saraylarında görülebilecek ihtişamda büyük bir ziyafet verildi. Kadınların da katıldığı ziyafette Abdülhamit ziyafet salonuna imparatoriçenin koluna girerek girdi. İstakoz çorbasından piliçli böreğe, havyarlı levrek balığından enginarlı filetoya, türüflü tavuk dolmasından kuşkonmaza menüde adeta yok yoktu. Alman İmparatorunu bizzat 2. Abdülhamit rıhtımda karşılamıştır. 2. Abdülhamit'in imparatoru ve imparatoriçeyi rıhtımda özel olarak karşılaması önemlidir. Çünkü Alman İmparatorundan sonra İstanbul'u ziyaret eden İran Şahı aynı şekilde rıhtımda padişah tarafından karşılanmamıştır. Hatta iki ülke arasında bu karşılamadan doğan bir krizle yaşanmıştır. Fakat 2. Abdülhamit Alman İmparatoru karşısında batılı bir hükümdar portresi çizdiğini ve İmparatoriçe rıhtıma çıkarken ona eliyle yardım ettiğini ve saraya kadar kolunda eşlik ettiğini görüyoruz. Yine bir başka detay ziyarette, sarayda verilen ziyafetlerde Alman İmparatoru'nun eşini Sultan II. Abdülhamit kolunda eşlik ederek ziyafet salonuna getirmiştir. Tabii Alman İmparatoru İstanbul'da çok güzel ağırlandı. Alman İmparatoru İstanbul'a geldiğinde ilk gecesinde Yıldız Sarayı'nda 2. Abdülhamit onuruna görkemli bir ziyafet verir. Ziyafete Alman İmparatoru mahiyetindekilerle birlikte yabancı elçiler de katılır. Yabancı elçilerin eşleri de ziyafete davet edilmiştir. Fakat Osmanlı devlet adamlarının eşleri yemeğe davet edilmez. Bu genel teşrifat geleneğidir Osmanlı'da. Yabancı elçilerin eşleri sarayda verilen bu ziyafete gelirken dekolte giymemelerine özen gösterirlerdi. Abdülhamit İmparator ve İmparatoriçe'nin ikametleri için Yıldız Sarayı'nın bahçesindeki Şale Köşkü'nü tahsis etmişti. Köşk aylar öncesinden bu ziyaret için hazırlandı, genişletildi. 400 metrekarelik bir şeref salonu yapıldı. Renkli mermer merdivenler, sütunlar, lüks mobilyalar, bohemya kristaller, herekede özel olarak dokutturulmuş boydan boya halılarla donatıldı. İstanbul şehrinde bulunmayan elektrik tesisatı Şale Köşkü'ne döşendi. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nin Almanya gibi güçlü bir müttefiki olduğunu dünyaya göstermek için gösterişli bir karşılama yapıyordu. Sultan Abdülhamit İmparator ve İmparatoriçe'yi karşılamak ve ağırlamak için yapılan masraflara ve verilen armağanlara bütçeden 1 milyon 300 bin lira harcadı. Bu Osmanlı bütçesinin onda biri gibi muazzam bir meblağ demekti. Osmanlı basını İmparator Wilhelm'in gezisine büyük ilgi gösterdi. Ayrıntılı haber yayınladı. Dönemin en etkili dergilerinden Servet-i Fünun kapağında Alman bayrağını yayınlarken içeride tam sayfa İmparator Wilhelm'in posterini verdi. Resmin altında şöyle yazıyordu: "Özellerin özeli misafirimiz Hazreti Şehriyari Almanya İmparatoru Haşmetli 2. Wilhelm Hazretleri." Abdülhamit bu şekilde kendi devletini güçlü göstermek, Alman İmparatoru'nun desteğini kazanmak istiyordu. Almanya ile dostluk dünyaya da diplomatik bir mesajdı. Osmanlı artık yalnız değildi. Bir tarafta İngiltere, Fransa ve Rusya yakınlaşırken, öbür tarafta Almanya ve Osmanlı yakınlaşıyordu. Tarihçiler bu gezinin Abdülhamit'in diplomatik başarısı olduğunu yazıyor. Hatta Gergeon, diplomatik zafer diyor. Müttefik arayan ve doğuya açılmak isteyen Wilhelm için de bir başarı olduğu muhakkaktır. Wilhelm bu gezisinin anısına
İstanbul'da görkemli bir anıt çeşme yaptırmıştır. Ziyaretin anısına kartpostallar basıldı. Batı basında Abdülhamit ve Wilhelm'i kol kola gösteren resimler yayınlandı. Osmanlı-Alman ilişkileri bu şekilde pekişmektedir. Fakat 1914 yılına kadar askeri bir ittifak anlaşması yapılmayacaktır. Abdülhamid'in İslam halifesi olması da bu ziyaretin önemli bir siyasi unsurudur. Wilhelm dünyaya İslam halifesiyle kol kola girdiğinin mesajını vermeyi ihmal etmez. İstanbul'dan sonra Kudüs'e gider. Kaiser Kudüs'te dini liderlerle görüştü. Hristiyanlığın kutsal mekanlarını ziyaret ederek hacı oldu. Yahudilerin ağlama duvarını ve Müslümanların Mekke ve Medine'den sonraki en kutsal mekanları olan Mescid-i Aksa'yı da ziyaret etti. Sultan Abdülhamit Wilhelm'e Katoliklerin koruyucusu sıfatını verdi. Kendisini Katoliklerin hamisi sayan laik Fransa buna büyük tepki gösterdi. Daha sonra Şam'a geçen imparator Ümeyye Camii'ne gitti, Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ziyaret etti. Wilhelm Şam'da kendisini görmek için toplanan büyük Müslüman kalabalığına tarihe şu sözlerle geçecek olan bir konuşma yaptı. Dünyada yaşayan 300 milyon Müslüman ve halifeleri emin olmalıdır ki Alman İmparatoru her an onların dostu olacaktır. İmparatorun bu sözleri büyük yankı yarattı. Hem İslam dünyasında hem de Avrupa'da, özellikle de büyük çapta Müslüman sömürgelere sahip olan İngiltere'de. Tarihçi François Géorgeon bu olayı anlatırken, Napolyon'un da 100 yıl önce Mısır'ı istila ederken İslam'ı öven konuşmalar yaptığını hatırlatır. Aradaki farkı da şöyle vurgular. İmparator Wilhelm, Napolyon gibi ordusunun başına geçmiş bir general değildir. Fetih niyeti olmadan barışçı biçimde ilerlemektedir. Rusya'nın, İngiltere'nin, Balkan devletlerinin toprak kazanmaya dayalı hırs ve saldırıları karşısında bunalan Osmanlı, toprak talebi olmayan bu siyasi ve ekonomik yaklaşımı memnuniyetle karşıladı. Dünya Savaşı'na giden yolda Almanya ile Osmanlı giderek yakınlaşıyordu. Osmanlı açısından asıl endişe kaynağı Rusya'ydı. Rusya Balkanlar, Boğazlar ve Doğu Anadolu üzerinden Türkiye'yi tehdit ediyordu. Almanya da iki cephede savaş arasında kalmamak için Rusya'yı olabildiğince Fransa ve İngiltere'den uzak tutmaya çalışıyordu. Wilhelm Osmanlı coğrafyasına yaptığı ziyaret sırasında Rusya'yı ihmal etmedi. İslam dünyasına seslendiği Şam'dan yeni Rus çarı 2. Nikola'ya bir mektup gönderdi. Osmanlı Devleti'nin hasta adam olmadığını anlattı. Sana defalarca anlatmış olduğum bütün tahminlerim ve hesaplarım burada tamamen teyit edildi. Osmanlı İmparatorluğu ölmekte olan bir adam değildir. Tersine tam bir yaşayışla canlıdır. Müslümanların veya halifelerinin şerefine dokunmaktan sakın. Ne var ki Wilhelm'in mektubu çar üzerinde pek etkili olmadı. Rus çarı güçlenen Almanya karşısında İngiltere'ye yaklaşmayı tercih etti. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı-Alman silah arkadaşlığının temellerinin Wilhelm'in bu seyahatiyle atıldığını söylemek mübalağa olmaz. Sadece bu değil, Wilhelm'in ziyaretinde sultan ve imparator İstanbul'u Bağdat'a bağlayacak demir yolu hattının Basra Körfezi'ne kadar uzatılmasında da anlaştılar. Almanlar İzmit-Ankara ve Eskişehir-Konya demir yolunu yapmışlardı. Şimdi Konya-Bağdat ve Basra demir yolunun yapılmasına karar verilmişti. Demir yolunun çevresinde Almanlar maden çıkarma, sulama gibi iktisadi faaliyetlerde de bulunacaklardı. Bu Osmanlı için ekonomik bakımdan olumlu bir gelişmeydi. Fakat Almanya'nın Mezopotamya ve Körfez petrollerine uzanması İngiltere'yi tedirgin edecek, Londra büsbütün teyakkuza geçecekti. Bu bitmeyen bir proje biliyorsunuz, yarım kaldı. Bağdat Demiryolu'nun bütün Irak'ı katetmesi bile ancak Birinci Harp'ten sonra İngiliz mandası zamanında mümkün oldu. İngilizler prensip olarak çok gösterişçi yatırımlar yapmazlar.
çok fazla yatırım da yapmazlar. Yalnız demir yoluna falan önem verirler. Çünkü hem asker sevkine yarar, hem vergilendirmede işe yarar, hem de ürünlerin taşınmasında çok işe yarar. Yani böyle bir durum söz konusudur. Biz Bağdat Demiryolu'yla hiç kimseyi sevk edemedik. O çok açık. Ama böyle bir proje var ki bunun sonu Basra Körfezi'ydi. İngiltere'yi müthiş rahatsız ediyordu. Çünkü Basra demek Hindistan demektir. Almanya'nın Basra'ya inmesi bir facia. Bağdat Demiryolu 1900 anlaşması 1903'te yapılmıştır. Ama bununla İngiltere Almanya rekabeti kızışmıştır. Yani bu demiryolu gerçekleşse Bağdat'tan da öte Basra'ya doğru bu hat inmiş olsa Almanlar neredeyse İngiliz Hindistanı'na ulaşmış olacaklardı. Bu da onların yeni bir ticaret yolu, iktisadi ilişkilerinde İngiliz tekelini diyelim, bölgedeki tekelini zayıflatacak bir faktör olabilirdi. Bunu önlemek için sürekli bir mücadele verilmiştir. Bağdat Demiryolu da Birinci Cihan Harbi'ne giden süreci kızıştıran, ivme sağlayan bir faktör olmuştur. Osmanlı'nın Almanya ile ilişkileri böylesine gelişirken Osmanlı ordusunun modernizasyonu çalışmalarını da Alman subaylar yürütüyordu. Fakat Almanya Balkanlar'da has müttefiki olan Avusturya ile Osmanlı'nın menfaatleri çatıştığında Avusturya'yı destekliyordu. Bu durum Osmanlı'ya Almanya ile yakınlaşmanın bir güvence olmadığını gösterecekti. ...1890'lı yıllar Osmanlı-Alman ilişkilerinin hızla geliştiği yıllardı. Fakat Osmanlı için sorunlar günden güne ağırlaşıyordu. ...1890 yılında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Merkezi Edirne-Makedonya Komitası kuruldu. Komitanın amacı Edirne ve Makedonya'yı içine alacak Büyük Bulgaristan'ı kurmaktı. Bulgar çeteciliği bu tarihten itibaren hızla yayıldı. Kosova, Manastır ve Selanik illerinden oluşan Osmanlı Makedonyası için Yunanistan'da harekete geçti. 1893 yılında Osmanlı'nın Selanik şehrinde Yunanistan tarafından gizli iç ihtilal teşkilatı kuruldu. Bunu Sırp komiteleri izledi. Osmanlı Makedonyası yönetilemez hale geliyordu. 1890'lı yıllar Ermeni Taşnak Komitası'nın silahlı Ermeni komitalarının da kurulduğu yıllardı. 1894 yılında o zamana kadarki en büyük Ermeni isyanı olan Sasun isyanı çıkacak, Ermeni olayları yaygınlaşacaktı. İngiliz Başbakanı Lord Salisbury, Ağustos 1895'te Osmanlı'nın nasıl paylaşılabileceği konusunda nabız yoklarken Alman Büyükelçisi'ne şöyle diyordu. Ermeni meselesi yatışsa dahi Osmanlı Devleti yaşayabilmek için çok çürüktür. Osmanlı'da ayrılıkçı hareketler yüzünden toplum yönetilemez hale gelmektedir. Devlet de modernleşmemiş yapısıyla yönetemez duruma düşmektedir. Bu tablo büyük güçlerin Hristiyan halklara özerklik vermesi için Osmanlı'yı zorlamalarına yol açmaktadır. Çok geçmeden asayiş gerekçesiyle Osmanlı topraklarına yabancı jandarma kuvveti yerleştirilecek. Abdülhamit bunu kabul etmek zorunda kalacaktır. François Georgeon Balkanlardaki durumu şöyle anlatır. Makedonya 19. yüzyıl sonunda komitacıların çok sayıda şiddet eylemine sahne olur. Teröristlerin yöntemleri köyleri yağmalamaktan, adam kaçırıp fidye istemeye, camileri ve kiliseleri yakmaya, banka soygunlarına ve heyecan uyandıran tren baskınlarına kadar büyük bir çeşitlilik gösterir. Teröristlerin amacı yabancıların dikkatini çekmek ve silah temin edebilmek için fidyeler almaktır. Ağustos 1903'te Makedonya'da ünlü İlinden ayaklanması ortaya çıktı.
Rum komitacılar Selanik'te terör eylemlerini tırmandırdılar. İngiltere Balkanlara Hristiyan vali atanmasını istedi. Almanya'nın has müttefiki Avusturya'da harekete geçti. Avusturya'nın hedefi Balkanlarda nüfuz kazanmak, işgal ettiği Bosna Hersek'i topraklarına katmaktı. Avusturya İmparatoru François Joseph, Rus Çarı 2. Nikolay ile Viyana yakınlarındaki Mürsteg kasabasında 30 Eylül'de buluştu. Mürsteg programı denilen bir reform paketi hazırladılar. Osmanlı Makedonya'sında mülki idarenin ve güvenlik işlerinin Avrupalılara bırakılmasını istiyorlardı. 9 maddelik Mürsteg programının tipik bir maddesi, Avrupalı bir generalin kumandasında içinde Avrupalı subayların da yer alacağı özel jandarma birliklerinin oluşturulmasıydı. Programa göre Hüseyin Hilmi Paşa Rumeli müfettişi olarak atanacak, yanına Avrupalı yüksek memurlar verilecekti ve İtalyan General Emilio De Giorgis kumandasında jandarma teşkilatı kurulacaktı. Berlin Kongresi'nden sonra Osmanlı elinde kalan Balkan toprakları, Balkan devletlerinin Berlin Kongresi ile birlikte bağımsızlığını kazanmış olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan gibi Balkan devletlerinin bir paylaşım sahası haline geldi. Böyle olunca da Osmanlı hükümeti bu yayılmacı milliyetçiliklere karşı çaresiz duruma düştü. Abdülhamit'in siyaseti mümkün olduğunca bu reformları erteleyerek bu ülkeleri sakinleştirmekti. Fakat daha sonraki dönemde isyanlar ve örgütlenmeler ve isyanlar ortaya çıktı. Örgütlenmeler ve isyanlar dış müdahaleleri beraberinde getirdi. 1903'te Mürsteg reformları ile birlikte Osmanlı yönetimi Makedonya'da fiilen zayıfladı ve Makedonya bölgesi gittikçe özerkliğe doğru gelişen bir statüye ulaştı. Osmanlı hükümeti buna karşı jandarma kuvvetlerini güçlendirmeye çalıştıysa da kurulan örgütler ve Balkan devletlerinin destekleriyle bu güvenlik sağlanamadı. Abdülhamit başlangıçta bu programı seleflerimin Türk kanıyla zapt ettikleri toprakları bırakmam diyerek reddetti. Almanya'dan dostu İmparator Wilhelm'den kendisine yardım etmesini, hiç olmazsa şartların yumuşatılması için aracı olmasını istedi. Wilhelm ne yaptı biliyor musunuz? Aracı olmayı reddettiği gibi Abdülhamid'e Mürsteg planını kabul etmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Abdülhamid, Mürsteg programının devletin istiklaline aykırı olmayan yönlerini prensip olarak kabul ettiğini bildirdi. Almanya için Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Osmanlı'dan daha değerli, daha önemli bir müttefikti. Abdülhamit'in mecburen de olsa Mürsteg programını kabul etmesi genç subayların büyük tepkisini çekti. Rumeli'de görevli binbaşı Kazım Karabekir şöyle anlatır. Hüseyin Hilmi Paşa Selanik'ten trenle manastıra geldi. İstasyonda karşılamaya çıktık. Beraberinde silindir şapkalı Avrupalı memurların çakalı yürüyüşleri ve yüksekten bakışları yüreğimize hançer gibi saplanıyordu. Bir kısmı hükümet üniforması taşıyan, bir kısmı da güya bizim jandarma üniformasını taşıyan, fakat eski Romalılar gibi geniş pelerinlerini omzundan arkaya atan ve uzun kırmızı feslerini bir tarafa yıkan İtalyan jandarma subayları da birer zehirli ok gibi insana batıyor. Diğer bir huzursuzluk kaynağı subay ve memur maaşlarının aylardır ödenemiyor olmasıydı. Genç subaylar bunu onur meselesi yapıyordu. Almanya'nın candan müttefiki Avusturya ile Rusya yine anlaştılar. Makedonya'da Avrupalıların mali denetim kurmasını istediler. Almanya dışındaki 5 büyük devlet, İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve İtalya, Osmanlı'yı buna zorlamak için donanmayla Midilli Adası'na asker çıkardılar. İstanbul'u tehdit ettiler. Abdülhamit Almanya'dan destek istedi. Wilhelm bir kere daha Abdülhamit'i yalnız bıraktı. Abdülhamit 1905 yılı sona ererken Kosova, Manastır ve Selanik vilayetlerinde Avrupalı bir mali denetim kurulunun oluşturulmasını kabul etti. Karşılığında gümrük vergilerinin yükseltilmesini sağladı.
Buna karşılık İngilizler İzmir-Aydın demiryolu imtiyazının uzatılmasını, Almanlarsa Anadolu'da yaptıkları demir yollarındaki kilometre garantisinin artırılmasını sağladılar. Osmanlı hep bir şeyler vererek ayakta kalabiliyordu. Rusya 1905 yılında Uzak Doğu'da Japonya'ya mağlup olunca tekrar Balkanlara ve Kafkasya'ya yönelmiş, Ağustos 1907'de İngiltere ile anlaşma imzalamıştı. Tarihçi François Georgeon, 1907 sonuyla 1908 başında Makedonya sebebiyle Avrupa devletlerinin Osmanlı üzerindeki baskılarının hiç olmadığı kadar sertleştiğini belirtir. İşte böyle bir ortamda Rus Çarı ile İngiltere Kralı Leval'de bir araya geldiler. Rus Çarı 2. Nikolay ile İngiltere Kralı 7. Edward, 1908 Haziran'ında bugün Estonya'nın başkenti olan Tallinn şehrinde buluştular. Şehrin adı o zaman Reval'di. İki hükümdarın buluşması tarihe Reval mülakatı olarak geçti. Rusya ve İngiltere 1907'de zaten anlaşma imzalamışlar, İran'ı aralarında paylaşmışlardı. İki hükümdarın bu görüşmesinde Makedonya meselesi müzakerelerin ana konusuydu. Makedonya sorunu için Rusya ile İngiltere'nin birlikte hazırlayacağı bir programın emredici nota olarak Osmanlı Devleti'ne verilmesi konusunda uzlaştılar. Reval mülakatı İngiliz Krallığı ile Rus Çarlığı'nın anlaşması halinde kendisi için büyük felaketlerin ortaya çıkabileceğini tecrübeyle bilen Osmanlı'da büyük telaş yarattı. İstanbul'daki Rus Büyükelçisi İzvolski, Abdülhamid'e Çarlı Kral'ın görüşmesinin Tibet meselesiyle ilgili olduğunu teminat vererek söyledi ancak inandırıcı olamadı. Abdülhamid'in Mabeyn Başkatibi yani Genel Sekreteri Tahsin Paşa'nın anlattığına göre padişah durumun vahametini gördü, İngiltere ile yakınlık kurulması için Dışişleri Bakanı Tevfik Paşa'ya emir verdi. Fakat İngiltere buna yanaşmadı. Reval mülakatı üzerine asıl büyük tepki Rumeli'de 3. Ordu'daki mektepli genç subaylardan geldi. Neredeyse tamamı gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yeminli üyesi olan genç subaylar Rusya ile İngiltere'nin Osmanlı'yı paylaşmak için anlaştığını düşündüler. Kolağası Niyazi Bey ve Binbaşı Enver Bey gibi genç subaylara göre ülkeyi kurtarmanın tek yolu bütün sorunların sebebi olarak gördükleri Abdülhamid'i tahttan indirip meşrutiyeti ilan etmekti. Yıllarca dağlarda Bulgar ve Rum komitacılarla çarpışan genç subaylar Abdülhamid'in meşrutiyetin ilanına zorlamak için bu defa kendileri dağa çıkmışlardı. Genç subaylara göre meşrutiyet ilan edilirse ülkeye hürriyet ve parlamento girecekti. Abdülhamid istibdadından bunalan Hristiyan azınlıklar ve tüm Osmanlı halkları özgürlük içinde parlamentoda temsil edileceklerdi. Bu sayede herkes Osmanlı üst kimliği altında birleşecek, Osmanlı vatanı kurtulacaktı. İttihad-ı Anasır yani unsurların birliği dedikleri bu Osmanlıcılık politikasına yürekten inanmışlardı. Meşrutiyet demek Osmanlılık ve vatanseverlik demekti. Abdülhamid'i meşrutiyete zorlamak için şiddete, terör metotlarına başvurmaktan çekinmediler. İttihat ve Terakki Cemiyeti Haziran ayındaki Reval mülakatından sonra vatanı kurtarmak için derhal harekete geçmeye karar verdi. Temmuz ayı başında Manastır'da konsoloslara gönderdiği bildiride meşrutiyet için harekete geçtiğini açıkladı. 3 Temmuz'da kolağası Niyazi Bey kendisine katılan askerlerle dağa çıktı. Meşrutiyet ilan edilmedikçe silah bırakmayacaklarını açıkladı. Ardından Binbaşı Enver Bey daha büyük bir grupla dağa çıktı. Abdülhamid genç subayların isyanını bastırmak üzere Manastır'a Müşir Şemsi Paşa'yı gönderdi. Fakat iddiatçı silahşör Teğmen Atıf Bey bir tabur askerin gözü önünde Şemsi Paşa'yı öldürdü. İddiaçılar Şemsi Paşa'nın yerine gönderilen Tatar Osman Paşa'yı da dağa kaldırdılar. Abdülhamid 22 Temmuz 1908 akşamı telgraf başında Rumeli Başmüfettişi Hüseyin Hilmi Paşa'ya durumu sordu.
Hüseyin Hilmi Paşa'nın cevabı şöyleydi. Zatı Hazreti Padişahilerine arz edeyim ki bu havalide benden başka herkes İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne dahildir. Olayları bastırmak için Abdülhamid'in gönderdiği Anadolu taburları da itaatçılara katıldı. Rumeli'den başka Erzurum ve diğer bazı Anadolu illerinde de maaşların ödenmemesini, vergilerin ağırlığını protesto eden gösteriler oldu. Rumeli ve Anadolu'dan saraya meşrutiyetin ilanını isteyen çok sayıda telgraf çekildi. İttihatçılar Rumi takvimle 10 Temmuz'da, miladi takvimle 23 Temmuz'da Manastır ve Selanik'te meşrutiyeti ilan ettiler. Olayların gidişatından endişe duyan Abdülhamid, meşrutiyetin ilanını kabule mecbur kaldı. Saray meşrutiyetin ilanını 24 Temmuz'da halka duyurdu. Bu olay tarihe Hürriyet'in ilanı olarak da geçti. 24 Temmuz 1934 yılına kadar Hürriyet Bayramı olarak kutlandı. Meşrutiyetin ilanı nedeniyle İstanbul, Selanik, Manastır başta Osmanlı şehirleri günlerce sevinç gösterilerine sahne oldu. Her tarafta Osmanlı unvanımız marşı söyleniyor, kutlama yürüyüşleri, mitingler yapılıyordu. Enver ve Niyazi, hürriyet kahramanları olarak büyük şöhret kazandı. Fransız ihtilalinin hürriyet, eşitlik, kardeşlik sloganı dillerden düşmedi. Kartpostal ve posterlerde yer aldı. Rum ve Bulgar komitacıları silahlarıyla dağdan indiler, eylemlerine son verdiler. Makedonya'da şiddet sona ermişti. İtalyan Emilio De Giorgis kumandasındaki jandarma birlikleri çekildi. Fakat Osmanlı hükümeti yabancı subayların her ihtimale karşı Makedonya'da kalmasını istedi. Avrupalılar da reform üzerindeki kontrollerini kaldırdılar. Hocalar ve papazlar yan yana kurulan seçim sandıklarının başında müşahit oldular. Fakat meşrutiyetin balayı birkaç ay sürdü. Dış politikada kara bulutlar dağılmamıştı. Meşrutiyet geldi diye Batı demokrasileri Osmanlı'yı destekleyecek değildi. Osmanlı meşrutiyete geçiş döneminin kargaşasını yaşarken Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Bulgaristan ve Yunanistan harekete geçtiler. 1877 Rus Harbi'nden sonra toplanan Berlin Kongresi'nde Bismarck Almanya'sı Bosna Hersek'i şeklen Osmanlı egemenliği devam etmekle beraber Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun işgaline vermişti. Ve şimdi meşrutiyetin ilan edildiği Osmanlı seçimlere hazırlanıyordu. İttihatçılar Bosna Hersek'te de Osmanlı Meclisi için seçim yapılması gerektiğini söylediler. Avusturya İmparatoru Franz Joseph 5 Ekim'de Bosna Hersek'i ilhak ettiğini, Avusturya topraklarına kattığını ilan etti. Bu olay dünya savaşını tetikleyen hadiselerden biri olacaktır. Avusturya veliahtı Arşidük Ferdinand, Bosna Hersek'te hak iddia eden Sırp milliyetçilerinden biri tarafından öldürülünce Avusturya Sırbistan'a savaş ilan edecek. Alev çemberi kısa sürede Avrupa'ya ve dünyaya yayılacak. Birinci Dünya Harbi başlayacaktır. Avusturya'nın Bosna Hersek'i ilhak ettiği 5 Ekim 1908 günü Bulgaristan Prensliği de bağımsızlığını ilan etti. Bulgaristan Prensi Ferdinand kendisini Bulgaristan'ın ve Osmanlı vatandaşı Bulgarların çarı ilan etti. Bu olay Makedonya'yı Bulgaristan'a katmak için savaşacak olan Bulgar milliyetçiliğinin de önemli bir işaretiydi. Ferdinand, Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmeden önce sadece Rusya'nın değil, Almanya'nın has müttefiki Avusturya'nın da desteğini almıştı. Ve ertesi gün 6 Ekim'de Girit Meclisi, adanın Yunanistan Krallığı'na katıldığını ilan etti. İngiltere ve Fransa Yunanistan'ı destekliyordu. Osmanlı yine yapayalnızdı. İmparatorluk Bosna'da kalan kamu malları için Avusturya'dan 2,5 milyon Osmanlı altını tazminat almaktan başka bir şey yapamadı. Bulgaristan'ın el koyduğu demir yollarına karşılık 5 milyon altın ödemesi kararlaştırılmıştı. Fakat bu, Osmanlı'nın Rusya'ya olan 1878 harp tazminatı borcundan mahsup edildi.
meşrutiyet beklenenin aksine Osmanlı'ya Avrupa'dan destek sağlamamıştı. İngiltere'nin Rusya'yı dışlamadan İstanbul'daki bu rejime yaklaşması imkansızdı. Bu yüzden İngiltere Avrupa'daki güç dengesini korumayı tercih etti. Milliyetçilik çağında çok uluslu imparatorluklar ayrılıkçı hareketlerle sarsılıyordu. Osmanlı için daha büyük felaketler kapıdaydı. Osmanlı rejim değişikliğinin sarsıntılarını yaşarken Balkan Harbi'ne yakalandı. Bu imparatorluk için sonun başlangıcıydı. Mutlakiyetten meşrutiyete geçilmiş, yeni rejim yerleşmemişti. Vahim bir istikrarsızlık ortaya çıktı. Meşrutiyetin ilan edildiği 24 Temmuz 1908'den Osmanlı'nın tüm Rumeli'yi kaybedeceği Balkan Harbi'nin çıktığı 8 Ekim 1912'ye kadar geçen 4 yıl 2 ay içinde 7 hükümet geldi geçti. Hükümetlerin ortalama ömrü 7 aydı. Zaten ağır iktisadi sıkıntılar ve askeri zaaflar içinde bulunan Osmanlı, 7 aylık hükümetlerle hiçbir konuda iyileştirici politikalar geliştiremedi. Dönem itibariyle en kötüsü ordunun da çözülmesiydi. Genç subayların meşrutiyeti ilan ettirmesi orduya siyaset sokmuştu. 31 Mart olayında ayaklanan alaylı askerler ordudaki mektepli alaylı kutuplaşmasını artırdı. 31 Mart'ı bastıran Mahmut Şevket Paşa kumandasındaki hareket ordusu siyasallaşmayı büsbütün keskinleştirdi. Hareket ordusu 27 Nisan'da İstanbul'a hakim olunca Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine kardeşi Mehmet Reşat geçti. Ordudaki iddiaçı egemenliğine karşı Halaskar Zabitan grubunun oluşması orduyu içinden böldü. Osmanlı'nın güçsüzlüğünü ve içine düştüğü yönetilemezlik halini herkes görüyordu. İtalya 1911 yılında Trablusgarp'a asker çıkardı. Ege'deki 12 adaları işgal etti. Derken Rusya'nın desteğiyle ittifak yapan 4 Balkan devleti Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Osmanlı'ya harp ilan ettiler. Balkan felaketi başladı. Rumeli'ye Elveda adlı belgeselimizde bu olayları detaylarıyla anlatmıştık. Osmanlı'da gelip giden hükümetler ve siyasete kapılan askerler Balkan Savaşı'nın yaklaşmakta olduğunu göremediler. Rumeli'deki en iyi askeri birlikleri Yemen isyanını bastırmaya gönderdiler. Orduda eğitim yetersizdi, disiplin bozulmuş, askerlik ruhu kaybolmuştu. Osmanlı diplomatik bakımdan da yapayalnızdı. Savaşı'nda Manastır, Selanik, Üsküp gibi yüzlerce yıllık Osmanlı şehirleri tek kurşun atılmadan teslim edildi. Toplar ve cephaneler depolarda, ambalajlar içinde kullanılmadan düşmanın eline geçti. Osmanlı, utanç verici mağlubiyetler içinde bütün Rumeli'yi kaybetti. Acı ve utanç verici bir bozgun yaşanıyordu. Başta Edirne müdafiği Şükrü Paşa olmak üzere Yanya müdafiği Esat Paşa ve İşkodra müdafiği Hasan Rıza Paşa ile askerleri Osmanlı'nın yüzünü ağartsalar da yenilgi kaçınılmazdı. İşgale direnen bu üç şehir de sonunda açlık ve cephanesizlik yüzünden teslim oldular. Savaş sonunda barış anlaşması imzalandığında Osmanlı sınırları Adriyatik Denizi'nden bugünkü Trakya sınırlarımıza çekildi. Savaştan önce Osmanlı'nın Rumeli'deki toprakları yaklaşık 170 bin kilometre kareydi. Bunun 141 bin 700 kilometre karesi Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluğa bırakıldı. Türkiye'ye 28 bin 300 kilometre karesi kaldı. Osmanlı Avrupa'daki topraklarının %83'ünü kaybetti. Arnavutlar hariç Balkanlarda yaşayan Müslüman Türk sayısı da büyük ölçüde azaldı. 633 bin Müslüman Türk öldürüldü veya göç yollarında açlık ve hastalıktan öldü. 812 bini tehcir edilerek veya savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Kaybedilen topraklarda yaşayan Müslümanlar tehcir ve katliama maruz kaldı.
Savaşta Osmanlı ölü yaralı 250 bin asker kaybederken toprak kazanan 4 Balkan devletinin toplam ölü ve yaralı asker sayısı 247 bindi. Balkan Harbi'nde Osmanlı'nın hezimete uğramasının bir sebebi iç çöküntü ise diğer bir sebebi de kuvvetli bir donanmasının zırhlı savaş gemilerinin olmamasıydı. Yunanistan, Averof adlı zırhlı savaş gemisiyle Ege Denizi'ne hakim olmuş, Osmanlı'nın Selanik'teki Yanya'daki kuvvetlerine denizden takviye göndermesini engellemişti. Harbin ikinci aşamasında Balkan devletleri birbirleriyle savaşa tutuşunca Osmanlı büyük güçlüklerle Edirne'yi kurtardı. Bunda Yarbay Enver Bey'in rolü büyüktü. Bu olay ona müthiş bir karizma kazandıracak, o tarihten sonra Edirne Fatihi olarak anılacaktı. Enver 5 ay sonra 18 Aralık 1913'te albay, 21 Aralık'ta paşa yani general, 26 Aralık'ta genelkurmay başkanı, Avrupa'da savaş çıkınca da 21 Temmuz 1914'te başkumandan vekili yani fiilen orduların başkumandanı olacaktı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı tarafının en önemli aktörü olan Enver Paşa orduya artık tam anlamıyla hakimdi. Balkan Harbi'nden korkunç bir hezimet ve yıkımla çıkan Osmanlı'nın bütçesinde sadece 92 bin lira vardır. Halbuki Cihan Harbi'nin ayak sesleri artık duyulmaktadır. Bırakın harp yapmayı, askerin günlük yiyeceğini bile karşılamaya yetmezdi bu para. Böyle bir devlet, devlerin vuruştuğu bir dünya savaşına neden ve nasıl girdi? 1912'de silahını bırakıp kaçan ordu nasıl oldu da Çanakkale'de İngiltere ve Fransa'yı mağlup eden bir zafere imza attı? Bunu gelecek bölümde anlatacağız.